Değerli izleyiciler, turizme dair de 2010 yılının ilk programında Sayın Timur Bayındır, Turistik Oteller, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Başkanı konuğumuz. 13. bölüm olarak turizme dair de ekranlarınıza geliyoruz. Airport TV ekranlarındayız. İstanbul'da Harem Otel'den yayınımıza devam edeceğiz. Bu arada Sayın Timur Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Çok özel bir günde aslında takvim yapraklarının 2010'un sayfalarını yeni yeni açmaya başladığı bir günde turizme dairdesiniz. Bu arada bir yeni yıl mesajı alalım sizden. Gayet tabii. Evet. Efendim, bütün Türkiye'ye huzurlu, sağlıklı ve bol kazançlı bir yıl diliyorum. Turizmcilere tabii ayrı bir mesaj vermek lazım. Onlara da bol müşterili, kazançlı bir yıl diliyorum. İnşallah hepimiz için yüz güldüren bir yıl olur. Umarım temenniler gerçeklerle bağdaşır, oluşur, olgunlaşır. 2011'de de bir araya geldiğimizde beklentilerimiz ve tüm Türkiye halkının, tüm dünyanın beklentileri bir arada olur. Timur Bey, bu arada tabii 2010'a girdik. 2009 nasıl oldu, nasıl geçti? Şimdi sene başında da tahmin etmiştik zaten. Biliyorsunuz bu ekonomik kriz belirtilerini 2008'in sonunda göstermeye başladı. 2009'un hakikaten zor bir yıl olacağını belirtti. Ama biz bütün gayretimizle, bütün çalışmalarımızı hiçbir kriz yokmuş gibi devam ederek ilerlettik. Neticede de Türkiye'de aynı rakamı yakalarız dememize rağmen Türkiye bugün %1,5 gibi aşağı yukarı bir artış göstermiş durumda. Bunu da biraz analiz edecek olursak, belki bu artış sahil kesimimizde çok değil ama İstanbul'daki %4,5-5'e yakın bir artış bu Türkiye ortalamasını bir parça yükseltmiş oldu. Ama gene de komşularımıza baktığımızda işlerinde yükselme gösteren veya mevcut rakamını muhafaza edebilen tek ülke biziz. Diğer ülkelerin hepsinde %8 ile %15 arasında bir düşüş yaşanırken Türkiye'de %1,5 dahi olsa bir artışın yaşanmış olması sevindiricidir. Tabii bu çok önemli bir detay, fakat İstanbul olmasaydı bu işin içerisinde, tahmin ediyoruz. Biraz önce de bahsettiniz. Ege ve Akdeniz'de mas turizmin kayıplarını biraz İstanbul'la Türkiye tamamlamış durumda. İstanbul'u tercih edenmiş biraz durumda. Biraz öyle oldu. Durumda. Biraz öyle oldu ama Türkiye bir bütündür zaten. Mühim olan ülkemize giren para ve kişi sayısıdır. Siz de dirlikten yanasınız tahmin ediyorum. Gayet tabii. Yani biz çünkü hepimiz aynı geminin içinde, kimi tayfa, kimi kaptan, kimi çımacı olarak çalışıyoruz. Bu İstanbul'daki artışın sebebi Orta Doğu pazarı mı acaba? Şimdi Orta Doğu pazarının da etkileri var ama İstanbul'da genel bütün ülkelerde bir artış var. İngiltere üstünden de bir hayli büyük bir artış var. Tabii bu Marmaris ve Bodrum gibi yöreleri, hatta Fethiye gibi yöreleri de iyi besleyen bir ülke. Dolayısıyla İstanbul'a da bu artış etki yapıyor tabii. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'a zaten gelenler Türkiye'ye yayılan turistlerdir. Yani İstanbul'un yaptığı turizm hem kültür turizmidir hem de yöreleri biraz canlandıran bir turizmdir. Yani eğer İstanbul'a biz indiremeseydik Japonları mesela, Kapadokya'ya kimse gelemezdi. Eğer lokomotif İstanbul'da işte. Tabii yani İstanbul'a ilk önce geliyorlar. İstanbul bir ne diyelim öksü otu gibi onları çekiyor. Fakat İstanbul'a gelince zaten biliyorlar Türkiye'nin diğer zenginliklerinde. Dolayısıyla buradan gerek Kapadokya, gerek Konya, gerek İzmir, gerek Meryemana, gerek Çanakkale, Bursa, bütün bu yakın civarı besleyen bir yerdir İstanbul. Hatta daha da ileri gideceğim. Doğu Anadolu'yu dahi besleyen bir yerdir İstanbul. Ama Doğu Anadolu'nun biraz daha sakinlemesi ve bu anarşik şeyleri, yani insan hayatının daha bir garantili ve sakin geçmesi lazım. O da olduğu takdirde Doğu Anadolu'da hareketlenecektir. Buna eminim. Peki turizm, biraz önce bahsettiğiniz nokta işte Doğu ve Güneydoğu Anadolu noktasında bir panzehir olabilir mi? Şimdi aslında çok enteresan yerlerimiz var tabii Doğu'da ve Güneydoğu'da. Yani biz böyle sadece bir çerçeveden bakıp işte önümüzde Rusya var, Almanya var, İngiltere var, Fransa var, biraz da Amerika var gibi düşünürsek hiçbir şey yapamayız. Bizim ilk önce komşularımız var. Bir kere güney illerimiz, şimdi mesela Suriye'de vizenin kalkması Suriye ile Türkiye arasında korkunç bir hareketlilik getirecek. Ve bu biraz Türkiye'nin lehine gibi. Gayet de. Her açıdan ileride olduğu gayet için. Gayet de. Çünkü Türkiye'de daha fazla
mevcut mal var. Yani bunun satışı kolaylaşacak. İmkan da var. İmkan da var. Tabii şimdi Suriyeli tüccarlar mesela arabalarından veya otobüslerle Gaziantep'e gelip oradan da uçakla İstanbul'a gelip iki günde alışverişlerini yapıp gidip tekrar ülkelerine dönebilecekler veya kontaklarını kurup. Aynı şekilde Suriye'de aileleri olan, yakınları olan o taraftaki veya bu taraftaki insanlarımız Suriye'ye daha rahat gidecekler. Ay bizi aldım da almadın da 20 euro verdim de vermedin de gibi problemler ortadan kalkınca büyük bir hareketlilik kazanacak. İran'dan çok iyi potansiyel var Türkiye. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Bilhassa onların bayramları sırasında hakikaten gerek İstanbul gerek Türkiye'nin diğer bölgeleri Antalya bile buradan bir canlılık yaşıyor. Gayet de bir Antalya dahi nemi alınacak bundan. Çünkü insanlar kapalı bir yerden birden daha rahat bir rejimin içine geldiklerinde onun verdiği rahatlık, huzur onlara iyi bir dinlence elemanı oluyor. Böylece de onları Türkiye'ye çekmek için önüne her ne kadar bazı setler çekilse de işte Antalya'ya gitmeyin orada şunlar var çıplaklar kadınlar açık bilmem ne günahtır filan gibi gene de büyük bir hareketlilik sağlıyor. Ama muhakkak ki İstanbul için çok sağlam bir pazar İran pazarı ve vazgeçilemeyecek derecede de iyi bir pazar. Çünkü İstanbul Türkiye'nin para kazanan şehirlerinden diyelim. Yani ne demek yarısını, bu? Yani milli gelirin yarısını kazanan şehirlerimiz. Hem öyle hem de turist gelirlerine baktığınız zaman Türkiye'de ortalama 600 dolar civarında dolar çıkıyorsa bunun 1000 doları İstanbul'dan geliyor, 400 doları da sahillerden geliyor. Dolayısıyla İstanbul'dan sahillerin fiyatının karışımı ancak 600 doları buluyor veya 600'e yakın doları buluyor. Onun için İstanbul'u ihmal etmememiz lazım. Pek ihmal de etmiyoruz zaten. Biz üstünde sürekli çalışıyoruz. Hatta biz bundan 4-5 yıl önce 2010 yılında İstanbul'a 10 milyon turist demiştik. Şimdi efendim? Yaklaştık. Yaklaştık diye adeta tutacağız gibi geliyor yani bana geçen, bir senenin sonunda. Geçen programda Sayın İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü ile 2010 için İstanbul'un beklentisi nedir? İşte 9-9,5 falan civarında deyince biz 10 milyon gayri ihtiyari olarak söyledim evet. Bir kelime. Demek ki biz onu çok kalp daha kalbe önce, karşı herkes evet, aynı şeyi çok daha önce düşünüyor. Telaffuz ettik ve hedefimiz 10 milyondu. Şimdi geçen sene 7 milyon 100 bin kişi ilan edildi İstanbul'a. Fakat bana düşük geldim. Geçen sene dediğim 2008'de daha 2009'unkiler çok yakında çıkardı. 7,5 geçmiş durumda şu anda. 7 milyon 100 bin dediler. Şimdi 7 milyon 100 bin dedikleri zaman bana biraz garip geldiğidir rakam. Çünkü biz 8 milyonu bulduk diye düşünüyorduk. Fakat şöyle bir inceleme yaptık. Baktık ki Kapıkule'den ve İpsala'dan girişlerden İstanbul hiç sayı alamamış. Halbuki Yunanistan'dan gelen 500 bin kişi var İstanbul'a. Nereye gitti bunlar? İstanbul'a geldiler yani. Evet tabii. Şimdi iki sınır kapısının toplamını aldığımız zaman yabancıları... Zaman. Evet. Yabancıları topladığımız zaman 2,5 milyon kişi ediyor. Dedik ki bunun 500 bini oraya alışverişe girip çıkıyor günübirlik kapılardan. 1 milyon kişisi de gelmiyor İstanbul'a. Ama diğer 1 milyon kişisi muhakkak İstanbul'a geliyor dedik. 7 milyon 100 binin üstüne 1 milyon daha koyduğunuz zaman zaten 8 milyonu İstanbul 2008 yılında getirmiş olacak. Şimdi bu sene tekrar bakacağız, bu hesabı yapacağız. Ve 2010 yılında da inşallah İstanbul bu seneye göre biraz daha iyi gidecek gibi geliyor bana. İlk işaretler, fuarlarda aldığımız işaretler öyle görünüyor. Yalnız komşumuz Yunanistan'da bazı sıkıntılar var. İnşallah onlar da düzelir. Oradan da az buz değil. Çünkü 550-600 bin kişi alıyoruz. Bunları aldığımız zaman bu insanların gelebilmesi lazım Türkiye'ye. Halbuki ekonomik kriz eğer onlarda da bir daralma sıkıntı başlarsa bir takım seyahatlerden vazgeçmeye başlarlar. Bütün dünya genelinde bir daralma var. Var. Tatil var. Ve turizm konularında. Şimdi tabii böyle daralmalar olunca bizim de yeni pazarlar bulmamız gerekiyor. Mesela İstanbul için neresi yeni pazar olabilir? Vallahi İstanbul için yani şimdi bizim... Her yer yeni pazar olabilir aslında da. En yakın olarak. Yakın pazar olarak bir kere komşularımız var. Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Yugoslavya, Arnavutluk filan. Yalnız diğer taraftan tabii sadece yakın pazarı da düşünmemek lazım. İstanbul için çok büyük bir pazarda Hindistan var. Hindistan'da iyi bir çalışma yapmamız lazım.
Çin var daha. Çin'den hiçbir şekilde nema alınamıyoruz. Yemeği geçirdik ama. Eğer karşılığında Çin'de, şey alamadık evet, yani. Rahmetli ama, Turizm Bakanı Sayın Mustafa Taşar'ın o zaman çok ciddi yoğun gelişimleri neticesinde. Umutlarımızı, beklentilerimizi maalesef göremedik, karşılanmadı. Ama biz böyle çalışmaya devam edersek, çünkü orada da tanıtım çalışmaları bir hayli düzgün gidiyor Çin'de de. Çin müşterisi biraz daha değişik. Onlar da zenginleşiyorlar tabii bu ekonomik krize rağmen. Orada gene de satış dolayısıyla milli hasılaları çok yüksek. Hindistan konusunda biraz ben çünkü oralarda uzun yıllar bulundum. Hindistan, Türkiye bakışı çok farklı. Fakat Pakistan deseydiniz, mesela Pakistan'ı tercih olarak öne alsaydık 200 milyonluk bir ülke ve ciddi yani aynı şekilde Hindistan kadar zengine sahip bir ülke. Bence Pakistan zaten Türk, İstanbul için çok ciddi olur. Zaten biz ülke adı söylüyoruz ama aslında mesela İngiltere, Fransa filan diyoruz. Aslında Orta Avrupa bizim büyük müşteri potansiyelimiz. Onun dışında Rusya. Rusya diyoruz. Bunun içinde Rusya var, Belarus var. Bağımsız devletler toplamda bir bütün olarak kalıyorsunuz. Azerbaycan var, her yer var. Yani ama biz Rusya diye genelliyoruz. Hindistan'ın daha detay o bölgeyi kastederek söylüyoruz. Tabii bunun içinde Pakistan'da var muhakkak. Hindistan'da eğer bir çalışma yapıyorsanız Pakistan'ı ihmal etme şansımız yok. Ki onların bakışı bize daha tabii farklı. Onun ama için. Hintliler biraz zenginleştiler bu arada. Mesele orada. Tabii zenginleşen ülke daha rahat tabii seyahat ediyor. Olacak. O bakımdan Hindistan çok iyi bir pazar. Tabii Hindistan derken gene bütün yöreyi kastediyorum. Çin çok iyi bir pazar. Japonya'dan inşallah eğer Türk Hava Yolları bu atılımlarına devam ederse daha fazla yolcu alacağız. Türkiye'ye yeterli ulaşım imkanı yok. Çin'den de Japonya'dan da. Uzak sağladığımız mesafe. Takdirde bu artış gerçekleşecek. Bunları bizim sağlamamız lazım ve bunları da Türk Hava Yolları çok büyük bir atılımla, büyük uçaklar da alıyor şimdi. İnşallah sağlayacak. Çünkü Avrupa'da da çok iyi bir isim yapmaya başladı Türk Hava Yolları artık. Neredeyse Avrupa'nın bir numaralı hava yolu yani hemen bana hemen göre. Hemen uçmadığı yer kalmadı gibi bir şey evet, dünya üzerinde yani destinasyon şey, olarak. İnşallah bu hızını kesmeden bu ciddiyetiyle devam eder. Ulaşım çok mühim çünkü insanları getiremezseniz konaklamaları veya o ülkeye bir şey bırakmaları söz konusu değil. Evet. Bütün bunlar gerçekleştiği takdirde İstanbul'da 2010 yılında inşallah her ne kadar %10'ları yakalayamasak da yaklaşırız umudundayım. %7-8 gibi bir artış İnşallah yakalarız. Bekliyorum. Bir temennimiz var. Tabii ülke için. Şimdi bu arada baktığınız ideal. Zaman işte Çin'den bahsettik, Hindistan'dan bahsettik, programımızın daha başındayız, uzun bir zamanımız var. Peki Latin Amerika? İstanbul için önemli bir pazar şimdi, olabilir mi? Tabii, çünkü biliyorsunuz tarihte Cenevizlilerle çok ciddi ilişkiler yaşamış Osmanlı. Doğru. Cenevizliler şu andaki İspanyollar. Orada biliyorsunuz bir de enteresan bir şey var. Zamanında Beyrut üzerinden Latin Amerika'ya çok giden olmuş. Ve bunlar daha Osmanlı pasaportuna sahip oldukları için üstündeki ay yıldızlarla El Turco diye anılıyorlar. Çoğunda da aynı ismi var. Evet, dolayısıyla bu kişiler Türkiye'yi de merak etmiyor değil, ediyorlar. Ve oralarla çalışan da acenteci arkadaşlarımız var. Gayet güzel işler yapıyorlar, düzgün çalışıyorlar. Türk Hava Yolları da biliyorsunuz uçuş koydu Buenos Aires'e mi? Yok. Buenos Aires var zaten. Neyse yani Caracas, Latin ülkelerine yeni destinasyonlar açıyorlar özellikle Güney Amerika yeni destinasyonlar açıyor ve bunlar iyi de gidiyor geliyor yani doluyor adeta bir yerde eskal yapmasına gerek kalmıyor uçakların tabii bu ulaşımları temin ettiğimiz takdirde direkt uçuş ideal yani bineceksiniz ineceksiniz İstanbul'dasınız o çok güzel şu anda mevcutunda uçaklar olduğuna göre artık evet. Buradan İstanbul'un ve Türkiye'nin alacak olduğu pasta bir artış gerçekleşecek. Peki, muhakkak. Baktığınız zaman söylediklerinize göre turizm ticari bir sektör. Aynı gayet zamanda de. Çok ciddi bir tanıtım gerektiren bir gayet sektör. Uzun soluk gerektiren bir sektör. İstanbul'un rekabet yaptığı şehirler bazında baktığınız zaman bir Paris, bir Viyana, bir Berlin, bir Moskova, bir Londra, bir Barcelona ile arasında çok açılmış bir makas var. Evet. Yolcu sayısı açısından baktığınız evet. zaman. Gelirler açısından da baktığınız zaman makas belki düşüş yaşamış durumdalar insan kişi sayısı üzerinden fakat yine İstanbul gelir olarak bu bahsettiğimiz destinasyonlardan düşük gelir elde ediyor. Evet. Peki ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi yani
2000 yıllık tarihi olan bir şehir, imparatorluk tarihi olan bir şehir. Bugün Avrupa'ya veya Amerika'ya gittiğiniz zaman, Afrika'ya gittiğiniz zaman, Türkiye dediğiniz zaman herkesin aklına gelen bir şehir. İstanbul niçin bu kadar zorlanıyoruz? Şimdi İstanbul senelerce çok ihmale uğramış bir şehir. Yani biz şurada son 7-8 senedir İstanbul'u birazcık parlatmayı başarabildik. Ama İstanbul muhakkak ki çok daha iyilerine layık. Yani bugün eğer Paris'e 45-50 milyona yakın turist rakamlar gidiyor. Rakamlar çok büyük. Londra'ya 35-40 milyona yakın turist gidiyor. Şurada burnumuzun dibinde Budapeşte'ye eğer 12-15 milyon turist gidiyorsa İstanbul'a gelen 7-8 milyon turist daha hiçbir şey değil demek. Nasıl yapacağız bunu? Vallahi düzgün bir şekilde yapıyoruz gibi geliyor bana. Çünkü İstanbul'da ulaşım sorunlarına büyük şekilde el atılmış vaziyette. Biliyorsunuz bundan 20 yıl önce bir tane köprümüz vardı, 30 yıl önce o bile yoktu. Şimdi iki köprümüz var, bir tüp geçidi yapılıyor toplu taşımacılık için. Üçüncü köprü daha geliyor. Bir üçüncü köprü düşünülüyor. Dolayısıyla İstanbul'da ulaşım sorunlarını bu yapılan alt yatırımlarla beraber büyük ölçüde çözülecek. Bu çok mühim bir şey. Bir şehirde ulaşımı, yani birinin otelinden çıktığı zaman istediği yerlere umumi belediye vasıtalarından ulaşabilmesi çok büyük bir ideal yabancılar için. İnsanlar bunu istiyor. Kendi başlarına rahat olarak gezmek. Evet. Daha emniyetli hissediyor kendini kamu araçlarında bir kere yabancılar. O bakımdan orada bir avantajımız var. İkincisi, bu 2010 İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti olması sebebiyle İstanbul'a hakikaten büyük kazançlar da getirdi bu arada. Ama çok neler ciddi getirdi? Reklam kampanyası da yapıldı bu arada. Yani yapıldı. Yurt dışı biraz zayıftı. Şimdi hızlandı yurt dışı da. Onu biraz daha erken yapabilseydik daha iyiydi bence. Güzel programları var İstanbul'un. Fakat İstanbul'un en büyük kazancı asıl kalıcı kazançları olacak. Müzeler. Müzeler olacak. Yeni açılan konaklama müzeler tesisleri var. Yeni açılan konaklama tesislerimiz kongre merkezleri var. Yeni açılan kongre merkezlerimiz var. Yani ne gerekiyorsa eski camilerin, müzelerin ve türbelerin renovasyonları yapıldı. Yeterli mi? Hiçbir zaman İstanbul'a hiçbir şey yeterli değil. Ama hiçbir şey yapılmamaktansa bu bir aşamadır. İnşallah bu devam ederse, bu hızlı olmasa dahi İstanbul için çok büyük kazançtır. Yani çünkü her sabah baktığınız zaman çok canlı, hızlı yaşayan bir şehir. Yani burası harem. Buradan baktığınız zaman zaten karşıya gördüğünüz manzara ruhu olan bir şehir. Bu ruhu zaten dünyanın birçok yerinde görme şansınız yok. Evet. Siz de dünyanın birçok yerinde bulundunuz. Ama netice itibariyle biraz pazarlama sıkıntısı yaşıyoruz herhalde. Şimdi pazarlamayı biz tamamen İstanbul'u yaşamak lazıma çevirdik 2010'la beraber. Yani İstanbul'a gelip burası da işte böyle bir şehir demekle İstanbul anlaşılmıyor. İstanbul'da bir iki gün kalacaksınız. Peki, İstanbul'da gidip bir yerlerde yemek yiyeceksiniz, içki içeceksiniz. Ayağınız böyle denize girermiş gibi Boğaz'ın kenarında. Bu bir dere değil, bu bir deniz yani İstanbul Dünyada Boğazı. Dünyada tek örneği yok. Evet. Yani. Dolayısıyla aslında bence yani fark yaratacak en büyük özellik İstanbul Boğazı. Gayet tabii. Dolayısıyla bir de iki kıtanın üstünde bulunuyorsunuz ayrıca. Yani buraya geliyorsunuz, Asya'dasınız. 5 dakika sonra bir motora biniyorsunuz, Avrupa'ya geçiyorsunuz. Yani hani Ekvator'da bir yana gidiyorlar, kuzeyi gösteriyor pusula. Aşağı iniyorsunuz, güneyi gösteriyor. Tamamen öyle bir şey yani evet. Bu da. İkincisi, burada çok büyük imparatorluklar gelişmiş ve başşehirlik yapmış bu imparatorluğa. 3 büyük imparatorluğa başşehirlik yapmış bir şehir. Ve biz zannediyorduk ki işte milattan önce 1000-1500 yıllarına gidiyor İstanbul'un tarihi. Halbuki şu metroyu kazarlarken, yani bu tüp geçidin ve metronun bitmeme sebebi yer altındaki zenginlikler. Tüp neredeyse bitti çünkü. Altın fışkırıyor yani aslında. Evet. Fakat geçerlerken orada milattan önce 6000 yıl önce Bizans limanı bulundu. Yani Roma limanı bulundu. Demek ki Romalıların buradaki tarihi çok gayet tabii biliyorsunuz. Sonra Doğu Roma, Batı Roma filan ayrıldılar. Sonra Bizans oldu. Dolayısıyla tabii çok büyük bir tarihe şey veriyor. Çok büyük kültürel zenginlikleri var. İstanbul rengarenk bir şehir ve bu renkleri görmek lazım muhakkak. Yani görmek de böyle
bakar bakmaz görülmüyor. Bunu ancak yaşayarak görüyorsunuz. Yani bir modayı yaşamak mesela, farklı. Tabii yani şimdi kimsenin bilmediği bazı şeyler var. İstanbul'da Reina diye bir gece kulübü var. Gece kulübü, gece kulübü diskotek, olarak biliyor. Lokanta. Farklı anlaşıyor. Aslında gece kulübü değil aslında. Söylüyorum. Değil tabii ama herkesin anlaması açısından bu magazin öyle kullanıyorum. Öyle kültürü aslında tanıtacak aslında olan birçok şey bozuyor. Eğlence merkezi yani. Eğlence var merkezi. Diyelim. Yeme içme ve eğlence evet. merkezi var. İnanır mısınız buraya özel uçaklarıyla gece bazı zengin komşu ülkelerden uçakla geliyorlar. Sabaha kadar eğleniyorlar. Ve biz habire ortalama turist gelirleri falan yapıyoruz. Onların bizim turist gelirlerini artırmadaki rakamları çok büyük tabii. Dünyanın parasını harcıyorlar bir gecede ve sabahleyin uçaklarına binip gidiyorlar. Onun için ben diyorum ki İstanbul'a bir reyna yetmez. İstanbul'a 6-7 tane lazım böyle yer, mekan. Marka. Her köşesinde lazım. Ama sonuçta marka, mekandan tabii, önce markayı oluşturmak önemli. Tabii markayı da oluşturacak. İstanbul markası da... Yani bu markanın içinde şöyle diyelim, tapon mala fazla gerek yok. Artık bu markanın içine koyacağınız düğmenin dahi markası olması lazım. İyi, onun için kaliteli şeyler yapmak evet. lazım İstanbul'a. Ve İstanbul'a yapılan her şeyi de İstanbul hak ediyor. Şimdi tabii 15 milyonluk bir şehir, devamlı hayatın sürdüğü bir şehir. Ama markalaşma yönünden de biz Türkler olarak bu İstanbul evet. için değil... günü kurtarma babında hareket ettiğimiz için belki biraz geç de olsa farklı şeylerin farkına tabii, yeni yeni varıyoruz. Demin siz bahsettiniz yani turizmde her şeyden önce bir ticaret. Yani biz eğer bu ticaretten yaptığımız işten para kazanamayacaksak, yaşayamayacaksak bu işi yapmamızın bir anlamı yok. O zaman sokağa çıkıp limon satarız. Şimdi bu endişelere düşmemesi lazım ama İstanbul'da. Şöyle bir durum var. Biraz önce siz de bahsettiniz şimdi. İstanbul'da kişi başına turizm harcama rakamları $1,000'ların üzerinde seyrediyor bildiğimiz kadarıyla.